Neden böyle bir şey yapıyorsun? Bak neden böyle bir şey yapıyorsun yok Adnan. Orada bak şöyle bir şey oldu. Sen de hatta dedin ya erkekler evine bu görüntü verildi. İstinaden de olsa ikram hani gelen bir misafir elinde güllerle gelmiş. Bu güzel bir jest. Ama ilişkisi olan birinin kırmızı gülü kabul etmesi de bir anlam içeriyor. Sen dedin ki... Bak bir anlam içerdiği yok. Sen bunu o zaman zaten niye öyle dedin Adnan? Hazal ve sen kabul etmediniz. Aferin bu çok güzel ve gurur duyulacak çok... bir hareketti dedin. Alsaydın da sana bir şey diyemezdim zaten orada anladın mı? Bak bunu orada Gamze Taşkın yaptığındaki tepkimi biliyorsun. Eğer bu tepkiyi daha fazlasını görmek istiyorsan uzak. Eğer daha fazlasını görmek istemiyorsan... O kızdan bu söylediklerin için özür dile. Dilemeyeceğim. Özür dileyecek bir şey söylemedim. Fikrimi söyledim, olanı söyledim. Özür dileyecek bir şey yapmadım. Böyle fikir mi olur? Abi, bak ben bağırırım. Vallahi yeter ya. Sen bağıramazsın bana. Bak kardeşim. Ben bağırırım abi. Ortada ilişki yok diyor. Tamam mı? Ortada ilişki yok diyor. Durmadan eski defterleri açıp açıp duruyor. Sanki... İlk defa. Bu kız sanki burada evlilik yapmış da burada inanılmaz bir ilişki yaşamış da tamam, durmadan pişirip pişirip geliyor. Getirmesin kardeşim. Bak ben onun ilişkisine karşı saygı duyuyorum. Bu dakikadan sonra o da sussun kardeşim tamam mı? Bak, harbiden burama geldi Adnan tamam. Yeter. Susacaksa sussun. Bugüne kadar Didem bu konuyu hiç açmadı. Zaten benim tepkim de bu yüzden buna. Herkese onun fikri deyip susan Onur Yüksel'in niye bu kadar avuç gibi dilimada çıkıyor? Pardon. Ne ithamlarda bulunuldu Aycan'a. Zorla burada, tepki verdin. Ben burada. İte kata tepki verdin. İte kata. Bak, bana burada, niye bu kadar yükseltiyorsun sen, sesini? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben burada herkese gerektiğinde gerekli cevabı vermiş bir adamım. Yine veririm. Yine olsun yine veririm. Eğer sana saygım varsa bu sevdiğim adamlandır. Tamam, o yüzden sustur biliyor. Diyorsun değil ama mi? Duymak bak, istemiyorsun marazı, çünkü. Marazı hep senden görüyorum. Bütün marazı senden görüyorum. Ne marazı durmadan, ya? Bak daha Barış bu eve geleli bir senin. Gün dahi olmadı. Barış mevzusunu bile açmışsın. Bak ben seni kardeşin olarak. Ben açtı. Seni kardeşin olarak. Duyuyor musun tamam mı? Beni? Kardeşin olarak. Uyarıyorum. Bir daha benim ilişkim hakkında beni uyaramazsın konuşma. Bu. Bir. Ben seni abim olarak görmüyorum tamam, ki sen beni tamam kardeşin olarak ne olarak görürsen gör. Bu ben iki, seni zaten bu burada iki. Durmadan ben sözlerine saygı duyuyorum deyip yeren, kenara çekilebilirdim. Yapmıyorsun. Konuşan, hep tepki bu şekilde davranan bir insan olarak görüyorum. Bu da beni haklı yapar. Bu da ver, üç. Duydun mu? Mehtap'a da soracağım. Sen ne düşünüyorsun? Seda abla bence Onur'un bu konuda bir yarası var ve gocunuyor her seferinde. Burada kimse mutlu olsun istemiyor. Onur'un ilişkisinden de rahatsız oluyor Didem. Ben i̇lişkin bunu görüyorum. Vardı, susmuyor. Susmayacak da. Çünkü kıskanıyor. Böyle eski şeylere kalkma. Yeni bir şeyler var mı ortada? Yok. Onur'u niye mu koruyorsun? Hala? Yok, odur, Rabia yok, yüzünden uyarı aldığın Onur'u mu koruyorsun? Sen Aykut'la dans ederken iyiydi Didem. Ne oldu? Aykut'la dans olayım da. Daha benim ilişkim yaptı. Bak Aykut'la dans sen nasıl bir insansın be? Anladın mı? Yeter. İki saattir burada ben Didem diye yırtıldım. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir kere ilişkisi mi vardı bir adam varken? Dursun sana. Dursun senin aşkına da. Bu ne ya? Duymuyorsun beni, duymuyorum. Ben buradayım. Bu evde bir sevgilim var. Bu sözleri duymak ne kadar zoruma gidiyor biliyor musun? Ama sen bu sözleri başkaları için istediğin gibi kullanıyorsun. Niye? En başından beri atlan dedin diye. Sana son kez şunu söylüyorum. Bir daha buradaki insanların geçmişini, ilişkisi olanların geçmişini yargılarsan veya açarsan bir daha senin de bu evin içerisinde bir ilişkin olmaz. Tamam mı?